Herkese kanalımlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Super Monkey Ball oynuyor olacağız. Konuşamadım bile. İlk defa oynuyorum. İlk defa hani şey yapacağım. Deneyimleyeceğim sizlerle bu oyunu. Ya şöyle söyleyeyim. Ne derler ona? Hani karakteri tanıyorum ama hiç oyunlarını oynamadım. Sega'nın bir karakterinin olduğunu zaten biliyorum. Sonic Riders'la falan special karakter olarak çıkmıştı zaten karşımıza. Ve hani bilmiyorum nasıl bir oyun olacak tam olarak. Hep beraber deneyip göreceğiz ama. Şöyle shoplarına bakalım. Gerçekten enteresan şeyler var. Sonic var. Onu gördüm. Sonic ve Tails'ı görüyoruz burada. Beat var. Kiryu var. Bunlar da herhalde oyunun kendi karakterleridir. Ben hepsine teker teker bakacağız. Bakalım ilk önce main game üzerinden başlayalım. Evet. Hadi bakalım yardıralım. Çok aşırı Japon şeyi gibi böyle ne derler ona, Japon reklamı havasında. Her şey karma karışık falan böyle. Evet başlayalım bakalım. Zıplama tuşu falan yok herhalde. Yok. Sağa sola çevirebiliyorum. Diğerlerini toplamam gerekiyor mu? Hop hadi. Heh. Anladığım kadarıyla biz zemini hareket ettiriyoruz. Şu anda. Zemini hareket ettiriyoruz ve geri kalan hani inmeyle falan kendi kendine gidiyor herhalde. Yani zor bir oyuna benzemiyor şu anda. Tam dönüş yapacağız. Benim arkamda da muzlar var. Bakayım şöyle. Evet arkamda da muzlar varmış. Şunları da alalım. Oy, şunu alalım. Bir muzu kaçırmayacağım. Tamam ya ben bayağı çözdüm bu olayı. Ama havada da muz var, onu nasıl alacağız? 16 saniyemiz kaldı ama. Böyle alabilir miyiz? 11. Reis ben gidiyorum. Yeter o kadar. Havada muz var, onu nasıl alacağım ya? Bu oyunun bayağı psikopat olmak lazım herhalde onları şey yapabilmek için. Yine arkamda muz var mı? Allah niye hep buraya muz koymuşlar acaba? Zaman kaybettirmek için mi özel olarak? Hadi. Direkt yardıra yardıra gidersem ne oluyor mesela bu şekilde? Hop. Böyle de geçebiliyorum. Herhalde sadece para kazanmak amacıyla. Hani muzları toplamak amacıyla yapılmış bir şey. Toplayalım madem. Yani ne yapayım? Ben şey düşünüyordum falan böyle ne derler ona. Açılmadı mı? Reis bastı. Ne durmamız lazımmış birazcık.
baya paçinko ya. Şeydeki Japonların kumarını şeye çevirmişler, oyuna çevirmişler. Çocukları kumara alıştırıyorlar ya. Tam da diyordum ki acaba hani hızlıca böyle gidersem düşer miyim yere diye de yok, havada kalıyormuşum. He? Hızlan yavrum. Hadi. Hayda. Bunun diğer oyunları hiç görmedim yani. Steam'de falan yok. Belki başka bir konsola falan çıkmıştır. Eğer hoşunuza giderse onları da deneyimleriz birlikte. İyi, bütün muzları alacağız galiba buradaki. Tamam, bir tane. Buradan hopra hopra yıkmamız lazım. Aynen. Perfect alınca ne oluyor peki? Hazır bir tane yapmışız. Sadece paraya çeviriyor, anladım. Sadece kostümüze ekipmanlar almak için herhalde para kasıyoruz. Herhangi bir hani özel olarak şu kadar muz topla gibi bir sınır yok. O zaman basalım gitsin. Zaten 4500 paramız olmuş bayağı. 5000'di galiba Sonic. Sony'yi alırız. Ondan sonrasında bakarız keyfimize ya. Fırlama olayı çok güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. Hadi. Hadi. Hayır. Nerede şimdi diğer muzlar? Büyükler. Şöyle şöyle alalım. Saniye kalmış. Hızlamamız lazım. Hurry up. 10 9 8 7 6. Geçti. 83 tane topladık. Ya toplaması basit şu anlık, kolay yani de. Belki ileride belki şey falan gelir. Hani muz sınırına göre geç ya da geçme. Oo, bayağı zigzaklı bir olay yazıyor. Şöyle bir gerilsem. Şunları da alayım. Buradan böyle kopattırsam hızlı hızlı. Hadi koçum. Çok iyiydi be. Şeye benziyor, Sonic 2'deki Special Stage'lere benziyor birazcık burası. Aslında bir tık eğlenceli ya. Hani alışınca güzel gidiyor. Hızlı yapalım ya. Öyle. İlerleyen zamanlar ne kadar zorlaşacak onları merak ediyorum. Diğer tuşlar hiçbir şey yapmıyor mu ya? Aa,
Bak kendi kendine mi hareket ediyor? Hadi. Aynen. Bayağı hızlı bir şekilde bitti ilk bölümü. Şu an yeterli paramız olması lazım Sonic almak için. Sonic alalım diyecektim. Direkt bir şeye geldi. O zaman bunu yapalım, ondan sonra Sonic'i alalım. Oy oy oy. Aman dikkat. Dön lan dön. Niye dönmüyor? Ready? Go. İki şey yapabiliyoruz. Şuna sekerek falan. Oo. Oh. İstediğim şey bu değildi ama. Lan. Tamam, birazcık hızlı yapmaya çalıştığımız an oldu. Sabırlı insanların oyunu ya bu. Cidden. Şöyle. Burası bayağı tuzak ya. Evet, şöyle. Ha. Aa, lan nasıl? Hayır. Abi daha ikinci bölümden iki kere ölünür mü ya? 3 oldu. Ready, go. Tamam, sakince, sakince. Öyle. Eyvah. Tamam, çok iyi. Buradan. Tamam, hepsini toparlayamadık ama en azından bayağı bir toparladım. Bu manyak gibi speedrun yapanlar vardır ya. Hadi manyak gibi speedrun zaman arkadaşlar. Yok tamam. Daha oyuna alışamadık, ne speedrun'ı kardeşim. Ama bak şöyle yapılabilir sanki. Bence gayet başarılıydı yani. Onlar ne öyle? Arkada bir şey vardı. Şey açtık ama yanısı bakalım. Ha, düz yol mu açtık? Oy! O mek zıplatıyorlar mı şeyleri? Ama çok iyi oldu. Direkt zınk diye girdik oraya. Oo! Ready? Usta o ne? Ben şu arkadaki üçlüyü alalım. Bir dakika buraya. Thank you.
Bu bayağı zevkliymiş bu arada ya. Bu bayağı zevkliymiş. Döne döne inmek. Ready? Niye şuraya 3 tane mus koyuyorlar onu anlamadım ya. Nedir yani, olayı nedir? Zaman kaybettirmek için mi yapıyorlar acaba? Oo, bunlar sekiyormuş. Her geçtiğimiz yer sektiriyor bize. Eyvah eyvah. Bu kadar yeter gibi. İlerleyen zamanlarda acaba şey diyecek mesela, dön geri işte oradan 50 tane topla filan. Sallıyorum. The perfect score yapmak için ya da başka bir şey açmak için filan. Evet. Çok kıvrımlı gidilmiyor. Oo, yine dümdüz kayacağımız bir yer. Merak ettim nasıl gider. Lan ne oluyor? Fall out. Orada bir tane şey vardı, gideyim dedim. Dümdüz gideceğim ya bu sefer, hiç şey yapmayacağım. Uğraşmayacağım. Oha çok iyi lan. Abi çok iyiymiş. Direkt hız bölümü yani. Şimdi burası bir şeyleri açtığına göre burası düzeltiyordur herhalde ayarları. Ne oluyor? Niye bunlar katlanıyor bu? Bir dakika, bir dakika. Bayağı bölümün zorluğu bu o zaman. Ana. Buna basınca ne oluyor peki? Allah Allah, buradaki düğmeye basınca ne oluyor? Oradaki şey daha mı hızlılar? Evet, daha hızlılar. Buna bastığında yavaşlıyorlar anladığım kadarıyla. Ve şimdi buradaki şeylerin olayı nedir? Mesela mavi, yeşil ve kırmızı olarak ayrılmışlar. Şey yapsın, katlansın. Mavi en yavaşı, yeşil ortası, kırmızı en hızlısı gibi bir şeydi yani. Çünkü yeşil bayağı hızlıydı. Ne alaka lan? Ready,
İyi. Boşluk yerleri var mı ki onun ya? Zormuş. Bir tık zor. Yerini açmamız lazım herhalde anladığım kadarıyla. Uf, güzel. Tamam. Peki düğmeye basmazsak ne oluyor? Düğmeye basmayınca daha karlı çıkıyoruz oğlum. Daha yavaşlar. Hadi. Gerici ya. Bazı bölümleri gericiymiş gerçekten de. Main menü seçemiyoruz. Ha, şey mi yapmamız lazım? Hikaye izlememiz lazım. Abi. Oy 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 neler neler oluyor. Şimdi bir dakika. Direkt karakter değiştirme ekranı var mı? Yok. Main menüye gitmemiz lazım. Şimdi point shop. Karakter. Önce bir Sony'yi açıyorum. Tails'ı açıyorum. Varmış. Alalım. Bu güzel bir şey benziyor. Şu hoşuma gitti. Şunu alacağım. Aa bir de topu alabilir. Ah keşke topu alsaymışız. Top daha uzun gözüküyor. Futbol topu varmış, basketbol. Fotoğraf modunda şeyleri değiştirebiliyoruz ve special denilen şeyler olmuş. Ha mod açıyor. Evet modları açmak için, özel oyun modlarını açmak için puan kasıp oynayabiliyormuşuz. 24 dakika olmuş. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Bir dahaki bölümlerde Sonic'le devam edeceğiz arkadaşlar. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.